Sevgili izleyiciler, TFF 1. Lig'in 22. haftasında oynanan Bandırma Spor, Denizli Spor maçının arkasından maç sonu yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Maçın analizine geçmeden önce altta yer alan abone butonuna tıklayarak kanalıma abone olursanız memnun olurum. Bugünkü müsabakada Denizli Spor haftanın önemli sürprizlerinden birine imza atarak Bandırma Spor'u deplasmanda 4-1'lik bir skorla mağlup ederek tarihi biraz tekerrür ettirir gibi bir sonuç elde etti. Biliyorsunuz geçtiğimiz sezonda Denizli Spor yine ligde kalma mücadelesi verirken yine bir Bandırma deplasmanında 4-3'lük bir galibiyetle rakibi de yine şampiyonluk mücadelesindeyken Bandırma Spor çok büyük bir çelme takmıştı. Yine bu sezonda tarihi tekerrür ettirdi. Yine Bandırma'da Bandırma Spor'a 4 tane gol atarak yani rakibini yine playoff mücadelesinde önemli bir yara aldırmış oldu. Kendisi de tabii ki ligde kalma adına önemli bir galibiyet elde etmiş oldu. Bu sonuçla Denizli Spor puanını 16'ya yükseltirken Bandırma Spor 34 puanda kaldı ve şu anda an itibariyle maç fazlasıyla olmasına rağmen playoff potasının dışında kaldı Bandırma Spor. Tabii bugün önemli mücadeleler de var. Özellikle Bolu Spor, Pendik Spor maçı da önemli mücadele olacak. Maçların sonucuna göre hafta sonunda bakalım hangi sıralamada bitirecek haftayı Bandırma Spor bekleyip göreceğiz. Bugünkü maça Bandırma Spor kalede Gelios'la başlarken savunma ikilisinde Fatih Kurçuk'la Kotrinius oynarken sağ bekte Alpay, sol bekte Caner Çaldun oynadı. Orta alanda ön libero pozisyonunda Remy Mulumba, onun yanında Mehmet Özcan oynarken 10 numara pozisyonunda Kerim Avcı oynadı. Kanatlarda ise bir tarafta Sevko oynarken diğer tarafta Levent Ayçiçek oynadı. En uçta ise Atabey Çiçek 11 ile sahaya çıktı. Ev sahibi Bandırma Spor, konuk Denizli Spor ise kalede Hüseyin'le başlarken 4-3-3 düzeninde. Her iki takım da 4-3-3 oynadı. Dörtlü defansta merkezde oynayan futbolcular Hakan Cinemre ile Oğuz Yılmaz'dı. Sağ bekte Emre Sağlık, sol bekte oynayan futbolcu Leo Şvehlendi. Orta sahada ön libero pozisyonunda Muhammed Gönül Açar ile Jeje oynarken onların önünde Özer Özdemir oynadı. Kanatlarda ise sol tarafta Gökhan Süzen, sağ tarafta Bekir Turaç Böke başladı ama en uçta Çeçenoğlu oynadı ama maça bu şekilde başladı ama ilk 20 dakika sonunda Çeçenoğlu ile Bekir Turaç Böke yer değiştirdiler. Çeçenoğlu klasik sağ taraftaki pozisyonda geçerken Bekir Turaç Böke de santrafor klasik pozisyonda geri döndü. Aslında ilk yarı hani çok da hareketli bir ilk yarı o izlemedik maçta. İlk yarıda 35. dakikalarda işte bir savunma arkasına atılan topta Özer Özdemir'in çok kötü bir vuruşu vardı. Yani vuruş da değil, yani kaleci çalmamaya çalıştı. Onu da başaramadı. Denizli Spor'un yakaladığı tek kontra atak girişim buydu. Ev sahibi Bandırma Spor ise 40. dakikadan sonra işte bir Kerim'in bir şutu vardı. Direğin yanından dışarı çıktı. Bir de yani diğer pozisyonda da ceza alanı içerisinde yan topta Kotrunius'un bir vuruşu vardı. O da savunmaya çarpıp dışarı çıkmıştı. Bu pozisyonlar dışında yani çok da saha içerisinde olumlu anlamda söyleyebileceğim bir pozisyon girişimi olmadı her iki takım açısından. Ama maçın ikinci yarısı ise çok farklı bir mücadeleye döndü. Yani bir tarafta yani ilk yarıda hani daha çok kontra atak pozisyonları kovalayan bir Denizli Spor vardı. Ama ikinci yarı öyle bir başladı ki Denizli Spor yani üst üste pozisyon girişimleri buldu. Mustafa Çeşenoğlu'nun yine bir karşı karşıya pozisyonu vardı. Kötü bir vuruş gerçekleştirdi. Sonrasında yine bir yan top organizasyonunda kötü bir vuruş geldi. Bu pozisyonlardan sonra özellikle bir pozisyon var ki maç 0-0 iken Bekir Turaç Böke'nin vurduğu bir direkten döndü. Çeşenoğlu vurdu, yine direkten döndü. Şanssızlıklar kovalarken Denizli Spor'u 65. dakikada kullanılan köşe vuruşunda geçen haftanın adamı, geçen haftaki beraberlikte maçın adamı olan Oğuz Yılmaz'ın kaydetmiş olduğu kafa vuruşuyla Denizli Spor 1-0 öne geçti ama bu golden hemen 1 dakika sonra savunma arkasına atılan topta Sevko'nun çıkarttığı topta yeni transfer Saponyiç'in atmış olduğu golle Bandırma Spor beraberliği yakaladı. Ama hani tribünler bu noktada Bandırma Spor'dan bir geri dönüş beklerken bu geri dönüş Denizli Spor'dan geldi. Denizli Spor önce Mustafa Çeçenoğlu'nun atmış olduğu golle öne geçti. Bekir Turaç Böke'nin atmış olduğu golle öne geçti. Bekir güzel bir gol kaydetti. Sonrasında Mustafa Çeçenoğlu'nun yine kaydetmiş olduğu jeneriklik bir goldü. Önce rakibine ekarte etti. Sonra kalecinin kapattığı köşeden çok düzgün bir vuruşla 3-1'e getirdi skoru Mustafa Çeçenoğlu. 90 artılarda ise Özer Özdemir'in, Okan Derici'nin güzel asistinde Özer Özdemir'in atmış olduğu golle 4-1 sağdan galip ayrılan taraf oldu deplasman takımı Denizli Spor. Ve ben şunu söylüyorum, ben hani geçtiğimiz videolarımda Denizli Spor için artık bu saatten sonra ben ligde kalmasının imkansız noktalarında olduğunu düşünüyordum ama Denizli Spor
bir imkansızı başarmak için bir mücadele vermeye başladı. Tabii ki Denizli'de yani çok büyük problemler var. Yani başkanlık düzeyinde problemler var, teknik heyet düzeyinde, futbolcular üzerinde. Ya yani birçok problem var ama buna rağmen yani bu iki takım arasındaki maçlar da bu arada çok zevkli oluyor. Bandırma Spor, Denizli Spor yani 2 yıldır bu takımlar arasındaki mücadelelerde böyle bir kendi aralarında rekabet de oluşmaya başladı. Ve bu da seyir zevki açısından izleyenlere de keyif veriyor. Ben bu arada bir şey sormak istiyorum. Denizli Spor taraftarları videonun altındaki yorumlar kısmında paylaşırsa memnun olurum. Yani taraftarlar arasında bir bölünme mi vardı? Çünkü yani iki grup oluşmuştu Denizli taraftarları arasında deplasman tribününde. Genelde hani deplasman tribünlerinde böyle bir duruma çok alışık değiliz. Yani hep birlikte oturulur ve hep birlikte bir grup oluşturulur ama bugün ikiye bölünmüş durumdaydı Denizli taraftarları. Eğer tribünlerde bölünme olursa yani Denizli tarafı açısından çok da bunlar zaten hani kulübün birçok problemi varken böyle problemler en azından tribüne yansımaması gerekiyor. Bandırma Spor açısından ise hani bu kadar taraftar gelmişken stada böyle bir mağlubiyet onlara yakışmadı. Mesut Bakkal açısından şunları söylemem gerekiyor. Yani Mesut Hoca geldiğinde ilk maçta ilk haftalarda 4'te 4 ile başlamıştı. Ama herhalde Mesut Bakkal şimdi artık lale devri bitti. Islahat fermanı geldi gibi Osmanlı'dan bir benzetme yapalım. Lale devri bitti. Yani biraz artık takıma etki etmesi gerekiyor Mesut Bakkal'ın. Çünkü takım 2 haftadır kötü sonuçlar alıyor. Bu noktada Mesut Bakkal'ın teknik direktörlük meziyetlerini göstermesi gerekiyor ama bugün çok da onları göremedik ki ben Bandırma Spor'la ilgili hep şunu söylüyorum. Yani bu takımın direnç gücü çok zayıf. Yani Bandırma Spor'da saha içerisinde skora isyan eden yani oyuna isyan eden futbolcu sayısı çok az. Geçtiğimiz yılki başarıda işte hep aynı şeyleri söylüyorum Bandırma Spor'la ilgili. Landeller, Doğan Can Davaslar, Caner Çavlunlar, Remy Mulumba geçen yılki kafa yapısında değil. Remy hani biraz geçen yıl isyan eden futbolcudan bu yıl hiç öyle bir izlenim yok. Yani bu şu anki takımdaki futbolcular yani işte Doğan Can Davaslar, Landel'in ayrılmış olması falan bunlar tabii ki çok olumsuz etkilemiş ama yani şu anki takımdaki futbolculara baktığım zaman çok rahman futbolcular. Yani top ayaklarına geldiği zaman çok kreatifler, çok teknikler ama top rakipteyken hani böyle çok isyan eden böyle futbolcu hüviyetinde değiller. Yani ligin ilk yarısında da aynı şeyleri söylüyordum. Yani Caner Hüseyin Bağ kesildi mesela bu takımdan. Onun yerine Seyko geldi ama hani Seyko belki bir tık daha yetenekli olabilir ama Seyko'da da aynı şeyleri göremiyorum. Yani hani geçen yılki o Doğan Can Davas'ın sol tarafta, sol açıkta yapmış olduğu katkıyı ben iki oyuncudan da göremiyorum. Keza Lander'in geçen yıl yapmış olduklarını Mehmet Özcan'dan, Oğuzkan Güçtekin'den yerine bu devre arasında gelen işte Aksel'den de, Aksel de çünkü bu tarzda bir oyuncu değil. Aksel de Rahman bir oyuncudur. Yani mesela şimdi şöyle bir şey düşünüyor olabilir Bandırma Spor taraftarı. Orta sahada Remy, Aksel, Kerim Avcı bu orta saha yapmaya kalkarsa yani gerçekten çöker yani Bandırma Spor'un orta sahası. Çünkü üçü de çok kreatif futbolcular ama üçü de mücadele anlamında mücadele güçleri zayıf futbolcular. Bu yüzden Bandırma Spor'un dirençli orta sahalar bulması gerekiyor. Mustafa Saymak belki oraya tekrar monte edilebilir. Bilmiyorum nasıl orada bir takım formatına dönecekler ama Bandırma Spor'da çok fazla taşların değişmesi gerekiyormuş gibi görünüyor. Denizli Spor tarafına dönecek olursak da Denizli Spor yani gelecek haftadan itibaren mücadelesine devam edecek. Lig sonuna kadar toplayabildiği kadar puan toplayıp ligde kalma mücadelesini son haftaya kadar taşıması gerekiyor. Her iki takımı da tebrik ediyorum mücadelelerinden dolayı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. Ayrıca videonun altındaki yorumlar kısmına yorumlarınızı da bırakırsanız sevinirim. Herkese mutlu günler diliyorum.